Herkese selamlar dostlar. 23 Ocak ve 24 Ocak 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. 23'üne 4 maç, 24'üne de 4 maç şeklinde. İsterseniz direkt başlayalım. Bu arada hafta sonu gönderdiğiniz beğeniler için çok teşekkürler. Aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Maç skoru yarışmalarıyla başlayalım. 2 adet maç skoru yarışmamız var. 23 Ocağı Beşiktaş'ta Adana Demir maç skoru ne olur sizlere sorduk. Beşiktaş'ta zaten yeni bir hoca geldi. Pendik Spor'dan 4-0 mağlup oldu. Adana Demir'in de aynı şekilde başına yeni bir hoca geldi Hikmet Karaman. Bakalım güzel bir maç bekliyorum. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Fenerbahçe puan kaybetti. Başakşehir deplasmanında o maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz cumartesi ve pazar. Üçer kişi alacağımız yarışmalarda Bayer Kuzen başında Aykut isimli kanal, Süleyman Aksöz isimli kanal, Lahpi madejun isimli kanal kazandı. Galatasaray başında bilen yok arkadaşlar bilginize. Geçtim. Bilen arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazabilir. Aynı şekilde gruplara gelmek isteyenler herhangi bir soru görüş öneri her türlü iletişim için arkadaşlar benimle Instagram Kangal Bey hesabından doğrudan iletişime geçebilirsiniz bilginize. Ve geçtim. NBA'de arkadaşlar dün gece full dedik. Toplamda 5 adet mücadele vardı. Bir tane ideal tekli verdik bir de liste halinde 5 tane verdik. 5'te 5 özümüze dönüyoruz diyerekten de NBA için gruplarda değerlendiren herkese tebrikler. Güzel kazanç oldu. Tebrik edelim ve devam edelim. Cumartesi günü yüksek mislere baktığımız zaman da cumartesi günü yüksek misleri iyiydi. Brentford maçına ben Brentford'un bir yarayı kazanmasını bekliyordum. Mücadeleyi 3-2 gibi skorla kazandı. 2500 misli olarak ona önerdim. Yine aynı şekilde Arsenal Crystal Palace mücadelesinde ilk kere en çok korneri Arsenal'ın kullanmasını bekliyordum. Onun da oranı... 1.35 bandındaydı. 900 misli onu önerdim. Yüksek misli bu şekildeydi. Pazarın yüksek mislisine baktığımız zaman da pazar günü Galatasaray'ın burada ben bir yarıyı kazanmasını bekliyordum açıkçası. Onun yüksek mislisini yaptım. 1500 misli. Fenerbahçe'ye de aynı şekilde 900 misli yaptım. Fenerbahçe alır ve 2.5 üst şeklinde. Bu arada fark ettiyseniz Galatasaray'a daha yüksek misli yaptım. Fenerbahçe'ye bir patlama ihtimal düşünmüyordum aslında da. 2-0'da falan biter mi diye düşünüyordum. Ama 1-1 bir bir bitti mücadele. Fenerbahçe puan kaybetti. 2.5 üstüne 1 o başarısız oldu. Bu şekilde kasa yönetimi yaptığımız için vermiş olduğumuz her bahisinin altına misleri yazmakta olduğumuzu söyleyelim. Cumartesinin kombinlere baktığımız zaman da Arkadaşlar YouTube kombinesi vardı. Başarısız oldu. Katıla vermiş olduğum diğer kombine de başarılı oldu. İki adet kombine vermiştim. Biri başarılı oldu. diye de başarısız olduğunu söyleyeyim. Pazar YouTube kombinlere pazar kombinlere baktığımız zaman da Pazar günü bir adet kombine verdim. Fenerbahçe ilk yarı galibiyeti. Liverpool maçına da 2.500 kazandı. Ve Kongo'nun da tek golünü önerdim. 1.84 gibi oranan pazar günü vermiş olduğum iki maç önü de kazanmasını bildi. Canlı olarak gruplarımıza devam ettik. Hafta sonu aynı şekilde devam ettik. Hafta içi de devam edeceğiz. Maçlarımız güzel. Özellikle bugün de pazartesi de maçlarımız gerçekten hoş. O yüzden canlı olarak canlı bahis oynayan herkesi gruplarımıza bekleriz. İsteyen Instagram üzerinden gelebilir, Instagram'a isteyen de katıl butonu üzerinden. Her gazetik Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Yerekten de başlayalım. Şimdi 4 adet mücadelemiz var. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Artı 400 seviyesinde bir beğeni gelirse çok teşekkürler ve Hatay mücadelesiyle başlayalım. Hatay Alanya karşılaşması benim beklentim Hatay tarafında. Neden Hatay tarafında? Hatay son başından mağlup oldu. Sanırım 3-0 mağlup oldu o mücadelede. Kasımpaşa'ya karşı yanlış hatırlamıyorsam doğru. Deplasmandaydı fakat girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Özellikle ilk yarıda girmiş olduğu pozisyonları atamadı. Burada Alanya Spor'la kendi evinde Mersin'de oynayacak. Taraftar desteği de alıyor bu arada Hatay. Onu da belirtelim. Ben burada Volkan Hoca ile birlikte hatta Volkan Hoca bir zaman istifasına verdi. Fakat kabul edilmedi. Volkan Jale birlikte burada bir puan almasını bekliyorum ben Hatay'ın. Açıkçası Hatay'ın kazanmasını bekliyorum ama biraz daha garanti almak adına Hatay'ın burada en az bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bu benim ideal tercihimdir. Hatay bence burada ya ilk yarıyı ya da ikinci yarıyı kazanacaktır diye düşünüyorum. Alain Spor'da son Rize maçında çok güzel bir galibiyet aldı. Siston'un attığı muazzam golle 2-1 kazanmasını bildi. Ben burada fakat Hatay tarafındayım. Burada da Eksa'dan da yüksek oranlarına Mastu'nu birin Hatay galibiyetini de bekliyorum. Beşiktaşlı Adana Demir'im. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Beşiktaş çabuk dağıldı aga. Yani Pendik Spor mücadelesini izlediyseniz mücadelenin ilk yarısı 0-0 mı bitti? 1-0 mı bitti? Ne bitti? Öyle bir şey bitti. İkinci yarı takım çok daldı. Pendik 4 tane attı geçti. Adına Demir dedi şimdi Hikmet Karaman var. Hikmet Karaman da takımın başına geldi. İlk mücadelesinde berabere kaldı 1-1 gibi bir skorla. Burada galibiyeti oynayacaktır. Beşiktaş tabii ki favori. Bu arada şey diyeceğim. Semih çok iyi de geçen maç mesela ortada yoktu. Bizim Türk milletinde aga nazar değdirmeyin çocuğa. Yani tamam iyi oynasın da övmeyin yani çok fazla. Nazar değiyor adam ortalıkta kayboldu bir yandan. Diyeceğim o ki güzel bir mücadele bekliyorum. İdealden ben bir KG varı değerlendiririm. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Temposu yüksek olacak bir karşılaşma. KG var değerlendirilebilir. Ha, yüksek orandan sisteme eğer mücadele beklendiği gibi biter, geçerse İlk yarıdan KG var olma şansı da var. Adana Demir o eski Adana Demir değil ama Hikmet Hoca ile birlikte burada bir reaksiyon vermek isteyen bir Adana Demir'i görebiliriz. O yüzden ilk yarıdan bile KG var olabilecek maçlardan birisi. Pendik Spor'la Kasımpaşa. Kim olursa olsun bu mücadele ilk defada 3-0 var bence. Ben vara gitmedim burada. 2.5 üstüne gittim. Mücadele genelde 3 gol bekliyorum. Aga köller sağlar birbirini ağırlar bir şekilde gol atıyor bu takımlar. Ben de anlamıyorum. Yani ya yani bir şekilde bir yoktan pozisyon var oluyor. Karşı karşıya kalıyor. Gol atıyor. Kasımpaşa Hatay'a karşı öyle yaptı. Pendik de Beşiktaş'a karşı öyle yaptı. İki takım da son mücadeleyi sıfıra karşı. Biri 4-0 diğeri 3-0 kazandı. Ben mücadelede 3 gol bekliyorum. Maçın e, beklentisi 2-1'lik bir Pendik galibiyeti olduğunu da belirteyim. Gambia ile Kamerun karşılaşması. Ben bu arada Afrika Kupası'nda izliyorum. Fark ettiyseniz. Yani hem YouTube'da öneriyorum hem de gruplarımda öneriyorum. Mutlaka Kamerun mücadelesinde Kamerun'un burada kazanması gereken bir mücadele. Gine'nin de puan kaybetmesini bekleyecek. Senegal'e karşı ikili mücadelede pardon ikili avarajla Gine ile berabere kaldı Kamerun takımı. Burada bir avaraj maçı da olabilir. Ben burada Kamerun'un doğrudan galibiyetini idealden sizlere önericem. 1.45 gibi orandan Kamerun mücadeleyi kazanır idealidir. Yüksek orandan da en az 2 gol atmasını bekliyorum. Yani maç sonu 2 ve 1.5 üst yaparsanız oranı 1.93'e kadar da yükseltebilirsiniz bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Ayın 24'üne geçiyorum. 4 adet mücadelem var. Erken seans Japonya ile başlayalım. Ve aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. A kadar şöyle bir durum var. Maçların yüksek oranı. Ya yani bu maçın 2.5 üst oranı 1.19-1.20 anladınız mı? Ama yani o ağım şahım golle pozisyonları da olmuyor. Ama olan pozisyonlarda gol oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mücadelenin ilk yarısında 10 tane gol pozisyonu beklenirken 5 tane oluyor. Anladınız mı? Ama goller oluyor açıkçası. Japonya mücadelesinde ben geçen önermiştim. Tekrar önermek istiyorum. İlk yarı 1.5 üst. Oran 1.62. Tekli olarak değerlendireceğim. Japonya tarafından goller bekleniyor. Fakat Endonezya'da boş değil. Onların da bir iddiası var grupta. Baktığımız zaman ikisi de 3 puanda. O yüzden ilk yarı 1.5 üst olur gibi geliyor bana. Zor mücadele açıkçası. Ya yani diğer türlü oran yok. İlk yarı galibiyetine gitsen 1.19 oranı var. Anladınız mı? O yüzden oran olmadığı için bu şekilde oluyor. İlk yarı 1.5 alırsa erken seansta değerlendirilebilir. Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşması. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de bilenler arasından bir kişi yine gruplarımızda misafir edelim. Fenerbahçe Samsun'a karşı puan kaybetti ama iyi bir oyun sergiledi. Başakşehir de iyi gidiyor açıkçası. Fenerbahçe kalesinde de gol bulabilir fakat ben Fenerbahçe'nin burada İki golünü bekliyorum. İdealden aldım. Beklentiye gittim daha doğrusu. Yani dep basman 1.5 üstü değerlendirdim. Onun da oranı 1.41 bandında. Oranı var. İdealdir. Ee, i̇ddia konuda zaten 1.49 falandır bu şu an. Güzel oran bence. Fenerbahçe'den iki gol beklenebilir. Pozisyonlara giriyor. Fakat son maçta direğin yanından geçti. Veya Okan'ın Okan, e, Okan Koç'un da en çok kurtarış yaptığı süperlik mücadelesi mi ne oldu sanırım. Öyle ihtimaller de oluyor ama beklentiye gitmek en mantıklısı olacaktır. Ha yüksek orandan almak isteyenler varsa benim skor beklentim açıkçası 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. 2-1'e göre de 2.5 üstünde 2 yaparsanız da oranı 1.97'ye kadar da yükseltmiş olursunuz. Diğer mücadelem Bayern Münih ile Union Berlin karşılaşması. Ben yani Bayern Münih'in son maçta patlama yapmasını bekliyordum. Ama maç patladı. 1-0 mağlup oldu. Girmiş olduğu pozisyonlar var mı? Var. 30 tane üçlü var mı? Var. Ya yani maç zaten beklenti gibi geçti açıkçası. Fakat dakika 58'de muazzam bir gol attı. Yani üst fileye sapladı. Öyle söyleyeyim verdiler. Bir hemen Union Berlin oynayacaklar burada. Union Berlin'de deplasman karnesi en kötü olan takım bunun destigada olduğunu söyleyelim. İdealden de bir oran açmışlar. Bayern Münih'in ilk yarı galibiyetine 1.37 gibi oranı var. Bence oran çok düşmeden değerlendirilmesi gereken bir mücadele. Puan farkı şu an e, Bayern Leverkusen'le 7 mi 8 mi ne? 7 olması lazım. Alırsa 4 puanı düşürecek. Maç eksiği var. Bayern Münih'in ilk yarı galibiyetini bekliyorum. Son mücadelem. Geldik mi benim Kongo maçıma? Geldik mi ben size ne dedim? Kangal imzası dedim mi size? Grupta da verdim pazar günü tek olarak 1.84 gibi orandan Fas karşısında Kongo'nun bir golü. Aga adamlar inanılmaz oynuyor. Yani ben şu an bu Afrika Kupası'nda çoğu maçın ya 90 dakika izlemeye çalıştım. İzleyemedim de özetini izledim. Abartısız maçın turnuvanın gizli favorisi bakın. Ciddi söylüyorum. Tanzanya ile oynayacaklar. Bence bu maçı da kazanacaklardır. Maç sonu 2.43 gibi orandan değerlendirdim. Bu arada Fas'ı da yeniyordu. Penaltı kaçırdı bizim bakan bu öküzü. Yani öyle söyleyeyim iyi oynuyor takım. Fas'ı deviriyordu. Fas da son Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Üçüncü mü oldu? Dördüncü mü oldu? Hatırlayın. O yüzden burada ben Kongo tarafındayım. Matsun 2'yi doğrudan yapıştırdım. Oran almak isteyenler de 1.5 üstünde 2 yapar. 1.77'ye kadar da oranı yükseltebilir. Benim görüşlerim, önerilerim bu yönde. Baylar toplamda 8 adet mücadelem vardı. Sizlere salı ve çarşamba gününü anlatmaya çalıştım. İdeal ve yüksek oranlarıyla birlikte değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kombin önerisi yapmadım. Gruplarımızda yapıyoruz. Gruplarımızda en sade şekilde, en güzel şekilde hem ideal gruplarımızda hem de yüksek misli önerilerimizi yapacağız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video, like, at kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.